Borsa İstanbul gün sonu programını sunar. Gün sonundan herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakullukçu. Bugün haftanın son işlem günü. Önemli bir haftayı da geride bıraktık. Amerika'nın büyüme rakamları, aynı zamanda yurt içi dinamiklerle birlikte yurt dışında da önemli verileri karşılık PMI rakamları gibi. Çin'in Eylül ayı Birleşik PMI rakamları geldi. 50 eşik değeri üzeri, ancak yeterli mi değil mi? Piyasadaki özellikle ekonomik aktivitenin devamlılığı için bunları değerlendireceğiz. Türkiye'nin Ağustos ayı hizmet üfe rakamları, dış ticaret dengesi ve diğer rakamları aynı zamanda bolca konuşacağız. Borsa İstanbul performansındansa beklenen hareketler teknik seviyede neleri işaret ediyor? Önümüzdeki hafta beklentiler özellikle hangi sektörlerde yoğunlaşıyor? Hepsini soracağımız konuklarımız var. Bakalım kimler eşlik ediyor? Evet, günün öne çıkan başlıkları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen ekonomik dönüşüm ve yeni paradigmalar zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı ekonomiye dair önemli mesajlar verdi ve aynı zamanda kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk derken kurulan tuzakları boşa çıkardık açıklamalarını da yaptı. İzleyelim. Yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru, geliştirdiğimiz yöntemlerin ne kadar gerçekçi, uygulamalarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu teyit etmiştir. Ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Bunu yaparken de asla küresel ve mahalli gerçeklerden, İktisat teorilerinin önümüze serdiği muhteşem birikimden, asırlık zengin tecrübelerden kopmadık. Hepsinden önemlisi, salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ve gösterdiğimiz atılımlarla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık. Hep söylediğimiz gibi, biz ne yaptığımızı biliyorduk, niçin yaptığımızı biliyorduk, nereye varacağımızı biliyorduk. Bu program daha çok kalkınma ve özellikle de makroekonomi alanıyla ilgili hedeflerimizi içeriyordu. Ülkemiz ekonomisini faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi programımızı oluşturduk. Önce aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz teknik mekanizmalarla küresel finans araçları üzerinden ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Ardından ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme
modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Aynı zamanda enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini 1.7 puan artışla %5.2'ye yükseltti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini 1.7 puan artışla %5.2'ye yükseltti. Kuruluşun 29 Eylül'de yayınladığı küresel ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine gerekçe olarak, beklentilerin üzerinde gerçekleşen ve kış aylarına kadar devam etmesi beklenen turizm sektörü performansı gösterildi. Raporda ayrıca söz konusu tahminin Türkiye ekonomisinin ilerleyen dönemde genişleyici makroekonomik politika adımlarının devam edeceğine ilişkin beklentileri de yansıttığı kaydedilerek, bu kapsamda hükümetin seçim öncesinde uygulayabileceği olası ek desteklerle 2023 yılı büyüme tahmininin de 1.1 puan artırılarak %2.8'e yükseltildiği bilgisi paylaşıldı. Ağustos'ta %80'e ulaşan enflasyonun genişlemeci politikalarla bir süre daha çok yüksek seviyede seyretmesinin beklendiği vurgulanan raporda, enerji fiyatlarının daha ılımlı hale gelmesi ve baz etkisiyle kademeli olarak 2023 yılında %40'a gerilemesinin beklendiği belirtildi. San Luis Fed Başkanı James Bullard, Amerika'nın enflasyonun 2023 yılında aşağı gelmeye başlayacağını ancak bunun ne kadar hızlı olacağının henüz belirsiz olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranının bu yıl sonuna kadar %4,0, 4,5 ve gelecek yıl %4,50, 5,0 aralığına yükselteceğine ve 2023 sonuna kadar o seviyede tutacağına inandığını söyledi. Politika yapıcıların geçtiğimiz hafta yapılan FOMC toplantısı sonrası yayınlanan projeksiyonlarında hesaplanan bu medyan faiz değerleriyle oldukça rahat olduğunu belirten Daly, enflasyonun %2 hedefine dönmekte olduğuna dair net ve ikna edici kanıt görene kadar sınırlayıcı politikanın devam edeceğini öngörüyorum. Benim aklımda bu politikanın 2023 sonuna kadar devam etmesi var dedi. San Francisco Fed Başkanı konuşmasında yüksek enflasyonun aşağıya getirilmesi için Fed'in ABD ekonomisini yavaşlatması ve güçlü istihdam piyasasını gevşetmesi gerektiğini ancak bu adımların bir resesyonu tetiklemesinin gerekmediğini de ifade etti. San Luis Fed Başkanı James Bullard ise ABD'de enflasyonun 2023 yılında aşağıya gelmeye başlayacağını ancak bunun ne kadar hızlı olacağının henüz belirsiz olduğunu söyledi. Fed'in enflasyonu aşağı getirmek için yapacağı faiz artırımlarının etkisiyle ABD ekonomisinin resesyona girmesinin mümkün olduğunu da ifade eden Bullard ancak bunun kendisinin temel senaryosu olmadığını da vurguladı. Bullard, Fed'in politika faizini doğru seviyeye getirmeye kararlı olduğunu belirtirken, dezenflasyonun enflasyon bekleyişleri yoluyla değil, talepte yaşanacak ayarlamayla geleceğini düşünüyorum diye konuştu. Fed'i küresel gelişmelere ve bunların ABD'nin finansal istikrarına etkilerine karşı kesinlikle hassas olduğuna da işaret eden Bullard, ancak İngiltere'de yaşanan durumun şu ana kadar ABD'nin görünümüne bir etkisini görmediğini de belirtti. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos'ta aylık %4,89 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre bir önceki yılın aynı ayına oranla %97,2'lik artış sergilemişti. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos'ta aylık %4,89 artış göstererek bir önceki yılın aynı ayına oranla %97,20 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık %97,20, aylık ise %4,89 artış gösterdi. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı %72,01 artış gösterdi. Ağustos ayı aylık değişim oranlarına bakıldığında en çok artış gösteren hizmetler %5,01
%94 ile gayrimenkul hizmetleri olurken en az yükselişi gösteren hizmetler ise %2,34 ile bilgi ve iletişim hizmetleri oldu. Yükselişi sırasıyla %5,90 ile ulaştırma ve depolama, 5,48 ile konaklama ve yiyeceğin yanı sıra mesleki, bilimsel ve teknik ile idari ve destek hizmetleri takip etti. Aylık hizmet üfeye göre 17 alt sektör daha düşük, 16 sektör daha yüksek değişim gösterdi. %22,30 ile en çok yükseliş gösteren sektör bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri olurken havayolu taşımacılığı hizmetleri ve veterinerlik hizmetlerinde de yüksek artışlar gerçekleşti. İdari danışmanlık, istihdam ve su yolu hizmetleri sektörlerinde ise bir önceki aya oranla değişim oranlarına düşüş gerçekleşti. Evet, hemen şöyle rakamlara bakalım. Borsa İstanbul performansı haftanın son işlem günü. Birçok veriyi karşıladık efendim. Çin'in Eylül ayı bileşik PMI rakamları, Japonya'nın Ağustos ayı sanayi üretim endeksi, işsizlik rakamları aynı şekilde Asya bölgesinden yoğun 3 tane önemli veriyi karşıladık. Avrupa'dan keza Almanya'nın perakende satışları, işsizlik oranları, Euro bölgesinin TÜFE oranları %10, artık çift taneleri okuyoruz. Ağustos ayında işsizlik oranı %6,6 geçtiğimiz ay ve beklentiyle paralel geldi. Bu yüzden önemli bir veridir. Dış ticaret dengesi Türkiye'de gelen ve Ağustos ayı hizmet üfe rakamları %4,89'luk artış gösterdi. Az önce gördük haberlerimizde. Hizmet üfe rakamı Ağustos ayının aynı zamanda dış ticaret dengesinde -11,19 milyar seviyesine gerçekleşti. Şu an için açık tarafında. Şimdi bugünkü gelen bu önemli veriler ışığında Borsa İstanbul performansına baktığımızda 3155 puan seviyesini okuyoruz. Bu hafta kayıp nerede oldu? 3300. Bu noktayı kırdıktan sonra psikolojik seviye biraz daha tabii ki aşağı geldiğini gördük. Enflasyon göstergesinde geri dönüş sinyali gelecek mi, gelmeyecek mi? Kafalarda tabii ki soru işareti. Riskli piyasadan hala kaçışlar sürüyor. Avrupa'da da göreceğiz. Asya'da, Japonya'da yine aynı şekilde bunları bolca takip ettik. Borsa İstanbul'u en çok aşağı çekenler bankacılık endeksinde yaşanan manipüle hareketlerdi. Bu hem güven kaybına neden oldu, aynı zamanda da hacim tarafında biraz da küçük yatırımcıyı küstürdü diyebileceğimiz bir tarafta. Endeksin değer kaybı Borsa İstanbul'da %4 seviyesine kadar uzadı dün. Bunun sonrası geri alımlar %1,6 seviyesinde kapanış sergiledi. Gün hala bitmedi. Önümüzde neredeyse 1 saat 10 dakika 15 dakikalık bir süreç var. Bakalım zayıf endeks hala günü devam ettirecek mi? Hangi direnci kıracak? Bankacılık endeksi özellikle daha dirençli kaldı. Sanayi endeksi 2 gündür zayıf seyirler seyrediyor. Biraz daha aslında Borsa İstanbul yatırımcılarının anlık dikkat etmesi gereken noktalar. 50 günlük ortalamasını test ederek 3700 seviyelerinde başlattığı düzeltme hareketini 3035 seviyesinde dünkü düşüşle test etmiş oldu. Bu seviyeler dikkat edeceğimiz noktalar. Eğer ki burada 3035-3040'da kalmaya devam ederse ilerleyen günlerde satışlar ağırlık kazanabilir diyor stratejistler. BIST 52.799, BIST 30'sa 3436 puan seviyesinde. Dolar TL 18.50'nin üzerine dün gördü. Sonrasında biraz geri çekilme oldu. Oynaklık yoğunlaştı. Bugün ise yine 18.53-11'li seviyelerde okuyoruz anlık. Euro TL 18.09 gerçekten geniş bir makas oldu. Dolar ve Euro'nun TL'ye karşısındaki değer kazançlarında Euro çok zayıf bir seyir sürdürüyor. Pound dün biraz kazanımlarını aldı ancak yine bugün zayıf bir tarafta. 20.57 İsviçre frangı TL 18.92-61'li seviyelerde. Evet, diğer dolar endeksine de baktığımız zaman 114 birim değerli seviyelerde acaba 116'ya 117'lere gider mi dedirtti ama dönüş yaptı, fakat kalıcı mı yoksa geçici bir dinlenme bir molası mı verdi dolar endeksi, gerçekten orada da hala belirsizlik devam ediyor. Çünkü dolar tarafında çok güçlü haberler var. Faiz artışları, enflasyon, aynı zamanda doların piyasadaki gücü her ne kadar zayıflıyor olsa da dolaşım gücü, doların kıtlığından bahsediyoruz. Kıtlığı dediğimiz tabii ki bu para sıkılaşması ile gelen dolar tarafındaki güçlenme. Euro dolar burada gerçekten hala zayıf seyrini devam ettiriyor. 0.97-60-95'li seviyeler burada kritik noktalar. Altını kırma ihtimali var mı konuğumuza soracağız. Pound dolar 1.11'li seviyelerde, pound'un da zayıf seyri devam ederken dolar yen 114.51. İsviçre frangı karşısında dolar biraz daha küçük bir prim almış, 0.97-90 seviyelerden el değiştiriyor.
Evet, dedik Amerika'da borsalarda gerçekleşen bu satışların ardından Asya borsaları da haftanın aslında son işlem gününde satış ağırlıklı günü kapattı. Yine bakıyoruz Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde satış var. Artan enflasyon, faiz ortamı, yükselen resesyon korkusu dümende olmaya devam edecek konu başlıkları. Bunun dışında düşüş eğilimine eşlik eden Amerika'nın aynı zamanda tahvil faiziyle de olan bağlantısını göreceğiz. Burada da biraz daha dolar endeksi, tahvil faizi ve S&P 500 Türkiye'de yakın takipler arasında. Dediğimiz gibi %0,4'e yakın bir düşüş var. Bakalım enflasyon endişelerinin bu kadar yüksek olması, Euro bölgesi ve Amerika'da açıklanan bu verilerle önümüzdeki hafta nasıl şekil alacak? Eurostoxx 53.293 yükselişi var. Fransa CAC 40 %1. Bu iki endeks yani 50 endeks ortalaması zaten %1 işaret ediyor. İngiltere'de negatif bir ayrışma söz konusu. Diğer endekslerde de hafif de olsa alımlı bir seyir. Şu an için stabil bir seyir hatta diyebiliriz. Evet, Avrupa'da enflasyon gerçekten artık çift haneyi gördü. %10. Burada çekirdek enflasyon önemli. Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki hafta toplantısında 75 bas puan daha arttıracağı beklentisi bu gelen veriyle birlikte güncelliğini koruyor. 2, 10 ve 30 yıllıklara bakalım. 10 yıllıklarda 4.20'li seviyelerin, 2 yıllıklarda hemen düzeltip 4.20'li seviyelerin üzerine test etmiştik. 10 yıllıklarda şu an 3.60-3.80 arası bir dalgalanma var. 30 yıllıkta ise 3.67'li seviyelerde bugün biraz daha düşüş ağırlıklı seyrediyoruz tahvil faiz getirilerini. Altın onsu 1670 dolar diyebileceğimiz noktada yaklaşık bir 10 dolar diyelim bir artış var. Brent petrolde hala resesyon 85 doların altı. Aynı zamanda tabii ki Kuzey Yakım 2 projesi bununla ilgili gelen haber akışları burada petrol cephesini biraz daha baskılıyor. Ham petrol ise 80 doların altında şu an için işlem görüyor. Bitcoin 19.377 dolar, Ethereum ise 1.328 dolar. Evet hemen şöyle gidelim konuğumuz efendim. Eren Kuru yatırım danışmanı bizlerle birlikte. Eren Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Koca bir Eylül ayını geride bırakıyoruz. Faiz kararları, beklentiler, Fed'in, ECB'nin alacak olduğu, İngiltere Merkez Bankası. Aynı zamanda enflasyonla ilgili çeyrek büyümeler, yani çeyrek büyümeler, enflasyon rakamları burada gerçekten bir Eylül ayında bir şekillenme oldu ama hala belirsizlik hakim. Riskli piyasalarda kaçış sanki Eylül ayında daha hızlandı bir değil mi? Orada biraz daha baskılayan konular arttı ve belirsizliğini uzun vadeye yaydı. O yüzden ben biraz genel piyasa hakkında bir yorum almak istiyorum sizden. Eylül ayını biz nasıl atlattık? Haziran ayı kötü diyorduk. Gel gör ki Eylül daha zor geçti. Şimdi Ekim ayına gireceğiz. Nasıl bir gidişat var sizce şu an için genel küresel piyasalarda? Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Eylül ayı perspektifi bakınca merkez bankaları ve enflasyonun paraleline bir geçmiş oldu. İlk başta Fed ile birlikte başladı bu süreç. Fed beklentileri paralel şekilde 75 bas puan artış göstererek alt bandı 3.25'e kadar yükseltti. Onun hemen arkasından son iki haftalık duruma bakarsak İngiltere Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararları ön plandaydı. Ama küçük bir perspektifte bir bakacak olursak tahvil faizleri Fed ile genişleyip İngiltere Merkez Bankası'nın acil toplantı kararıyla tahvil faizleri bir miktar aşağı doğru gevşedi. Evet. Bu hafta takip ettik. İngiltere Merkez Bankası'ndan sonra Amerika'nın 2 yıllık tahvilleri 4.5'a kadar yanaşmıştı. 10 yıllıklarda ve daha fazla 30 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık ve daha uzun vadedeki tahvillerde 4'e kadar bir yükseliş göstermişti. İngiltere
İngiltere Merkez Bankası'nın kararları birlikte bu birikler aşağı geldi diyebiliriz. Evet. Tabii bu aşağı gelmesiyle birlikte piyasalarda nasıl bir reaksiyon oldu? Endekslerde bir miktar satış gerçekleşti. Satıcılı bir seyir vardı endekslerde. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye devam etti. Onun yanı sıra da borçlanmalar ön plandaydı tabii Avrupa ve Amerika'da. Tabii Merkez Bankası'nın faiz arttırması, Fed'in faiz arttırmasıyla bankalarının banka dolar bazlı cins olan tahvillerin getirileri %5'in üzerinde olmaya başladı yavaş yavaş. Avrupa'daki bankaların tahvilleri %3, %3.5 hatta subordinated tahvillerin getirileri %5'in üzerine gerçekleşmeye başladı. İngiltere'yi baz alırsak İngiltere'deki getirilerde örnek vermek gerekir isek Cambridge Üniversitesi'nin ultra long tahvili vardı 2078 vadeli. Onun getirisi 6.15'e kadar yükseldi. Sonra Barclays, HSBC, Lloyds gibi bankaların 2024-2025 vadeli subordinated değil de sermaye benzeri olmayan tahvillerin getirileri %6 ve üzerine gerçekleşti. Evet. Tabii bu yükseliş İngiltere Merkez Bankası'nın acil toplantı eyleminden sonra da bir miktar aşağı geldi diyebiliriz. Yani roller coaster gibi bir piyasa oldu Eylül ayı bizim içerisinde. İlerleyen aylarda da bu tarz hem yani Rusya olsun, hem Fed olsun, hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olsun, bu volatilitenin daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Evet. Eren Bey, ben şimdi kısa bir araya gitmek durumundayım. Aradan sonra sizinle tekrar devam edeyim. Bir de Eurobond ile ilgili fikirlerinizi alalım. Olur mu? Olur, tabii. Tamam. O zaman kısa bir ara, sonrasında Eren Kuru ile devam ediyoruz. Evet, gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Yatırım danışmanı Eren Koru ise bizi bekliyor şimdi. Eren Bey, öncelikle teşekkür ederim beklediğiniz için. Az önce genel bir piyasa yorumu aldık. Sizinle geçtiğimiz programlarda da hatırlıyorum. Eurobond tarafında ağırlıklı hatta raporlarınız da var. Portföylerde belli bir dönem gerçekten güzel bir kazanç sağladı. Bu kazancı artık koruyabiliyor mu? Eurobond tarafında özellikle ülkelerin kendi iç dinamiklerinde nasıl bir görünüm var? Son durum nedir? Portföylerde olmalı mı, olmamalı mı? Nelere dikkat edilmeli? Biraz şöyle detaylarıyla dinleyelim mi sizden? Tabii ki. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Portföyüne tahvil olan, tahvil olmayan, tahvili kısa taraflı olan ve uzun taraflı olan olarak bir ikiye ayıralım. Tahvil, şu ilk başta şöyle bir şey düşünelim. Fed olsun, diğer merkez bankaları olsun, yılın sonuna kadar faiz arttırma sürecinin devam edeceğini düşünüyorlar. Siz bu perspektifle nasıl bir tahvil portföyü yönetmelisiniz ya da nasıl bir tahvil portföyü oluşturmalısınız sıfırdan? Hı-hı. İlk başta şöyle söyleyelim. Hani faiz arttırma süreci devam edeceği için mevcut piyasada gören, işlem gören tahviller değer kaybetmeye devam edecek. Küçük küçük olsa. Diğer taraftan sıfırdan portföy oluşturmak isteyen kişilerde daha çok kısa taraflı tahvillerde yoğunlaşma yaşayacaklardır. Şimdi benim elimde sıfırdan bir tane tahvil var diyelim. Tahvil portföy oluşturmak istiyorum. Ve oluşabilecek Fed riski olsun, içeride enflasyon, dışarıda enflasyon, enerji krizi olsun, gıda krizi olsun, bunlardan minimum şekilde etkileneceğim bir tahvil portföy oluşturmak istiyorum diyorum kısaca. Şöyle yapmak isterim. Banka olsun, ilk başta bir hazine olsun, banka olsun, özel sektör olsun, bir sektörel çeşitlilik yaratırım. Sonra vade çeşitlenmesi yaşatırım. Mesela 2024, 2025, 2026, 2027 böyle her yıl vadeli olan bir tane portföy çeşitlendirmesi yaparım ki toplam portföy ana parası volatiliteden az etkilensin.
volatiliteden ne kadar az etkilenirse sizin portföyün ana şeması o kadar az etkilenir. Yani nasıl söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim? 1 milyon TL'lik bir portföyünüz var. Volatiliteden daha az etkilenecek bu perspektifte. Diğer şeyden %100 tahvil bir portföyü düşünün. Her şey işte 2024 olsun, 2025, 2030, 2047 hatta 2070 Avrupa kıymetleri de olsun içerisinde. Ben bunu nasıl yönetirim bir yatırımcı olarak? Faiz artacağı için uzun taraftaki yani 2030, 2035, 2040'da uzun vadedeki tahvilleri satıp onlardan elde ettiğim geliri kısa taraflı tahvilleri yanaştırmaya çalışırım. Oraya plase etmeye çalışırım ki uzun tarafta alacağım volatiliteyi daha kısa tarafta bunu yönetmeye çabalarım. Çünkü volatiliteden daha az etkilenir. Böylece sizin ana paranız ya da yönettiğiniz portföy volatiliteden daha az etkilenmiş olur diyebilirim. Peki Türkiye'nin CDS'lerini de düşünelim efendim. Şöyle 900'lü, 800'lü seviyelerden tekrar aşağı doğru bir gerileme var. Ama en yüksek CDS risk primine biz sahibiz. Bunun peki yatırım tarafındaki etkileri, ülkeleri tahvil, işte Eurobond tarafına yatırım yaparken bu CDS'lerde hangi noktalar daha çok yatırım tarafına önünü kesiyor ya da nasıl pozisyonlarda yer ediniyor? Biraz da bu açıdan da bir risk primleri açısından da değerlendirme alalım mı? Tabii. Şöyle söyleyelim. İlk başta bir borçlanmaya çıkacaksınız. Yine Eurobond CDS'i baz alıp. 800'lerde, 850'lerdeki seviyeleri gördük. Böyle bu seviyelerde olduğu zaman şirketlerin tahvil ihraç etmesi ya da yurt dışından kaynak sağlaması, sendikasyon gibi bunlar zorlaşıyor. Biz bireysel yatırımcı olarak ya da bir fon olarak tahvil ihraç edemeyeceğimiz için ilk başta bizim göstergemiz CDS. Eğer biz tahvildeki cash flow'a oynamıyorsak, yani cash flow üzerine bir yatırım perspektifimiz yoksa CDS'i baz alacağız. CDS'i de şöyle baz alacağız. Örnek veriyorum, bir yatırımcı kendine bir CDS aralığı belirlemeli. Bunu da nasıl sağlamalı? 850 bas puan ya da 820 bas puan benim cap'im olmalı. 820 bas puandan ben uzun vadeli 2030, 2035 ya da 2040 vadeli bir tane Eurobond seçeceğim. Bu spread ne kadar aşağı gevşemeye başladığı zaman 700 olsun, işte 750 olsun, 770 olsun bu banda geldiğin zaman da elinden çıkaracağım diyeceksiniz. Böylece spread'e oynamış olup döviz bazlı bir küçük bir gelir elde edebilir bireysel yatırımcılar. Diğer taraftan da hani bizim kendi körüsümüz Türk lirası olduğu için bu risk de var. Şimdi siz dolar aldınız, doların maliyeti örnek veriyorum 18. Maliyet sizin altına gelmeye başladığı zaman size bu local currency dediğimiz risk ortaya çıkıyor. Bunu da yönetilmesi lazım bireysel yatırımcının. Hem local currency hem de hard currency olarak dolar TL'yi düşünüp ona göre bir pozisyon almalı. Artı trade elde, yani trade karı oluşturmak istiyorsa da bir CDS'den spread belirlemeli. O spread aralığında işlem yapmalı kısaca. Eren Bey çok teşekkür ediyorum. Farklı değil de böyle aralarda hatırlanması gereken yatırım araçlarından birinin detaylarıyla dinledik sizden. Çok teşekkürler tekrar. İyi güzel bir hafta sonu dilerim şimdiden. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonu. Sağ olun. Eren Kuru bizlerleydi. Yatırım danışmanı şimdi. Türkiye'nin Ağustos ayı hizmet üfe rakamları ve aynı zamanda dış ticaret dengesini değerlendireceğiz. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Filiz Hanım hoş geldiniz. Ben Filiz Hanım'ın sesini alamıyorum ama tekrar bir teyit edeyim. Filiz Hanım siz beni duyabiliyor musunuz net? Şu an geliyor Filiz Hanım. Harika. Sanıyorum evet. Mikrofon kapalı kaldı. Evet. Evet, Filiz Hocam isterseniz kendi üç gelen verilerimizi değerlendirelim. Ağustos ayı hizmet üfe rakamları
4,9'a yakın bir oranla artış sergiledi. Bu verinle ilgili yorumlarınız ve gelecek verilere nasıl bir yön çizecektir? Enflasyon başta olmak üzere, buyurun. Evet, ya Özlem Hanım, şöyle söyleyelim. Hani Türkiye'de genel olarak hani enflasyonun kaynağına baktığımızda enflasyonun kaynağı olarak maliyet kaynağının da ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yön itibariyle üretici fiyatları endeksinde de beklentinin ötesinde yükselişler görüyoruz. Dolayısıyla sektörel bazda baktığımızda da hizmet sektörü Türkiye ekonomisinde oldukça önemli. Çünkü ağırlıklı olarak yani en büyük sektörün hizmet sektörü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da bu yön itibariyle sadece hizmet üfenin üfedeki payının oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu yön itibariyle baktığımızda evet yani üretici fiyatları endeksi yükselmeye devam ediyor. Bunu şöyle yorumlamak gerekir. Hem hizmet sektöründe hem de genel olarak Türkiye ekonomisinde enflasyonun maliyet kaynağı artmaya devam ediyor. Tabii burada temel soru şu. Üfe ile tüfe arasındaki makas ne kadar birbirine yansıtılıyor? Şimdi aradaki makasa bakarsak yani %60'ın üzerinde bir makas var. Dolayısıyla bu makas şunu gösteriyor. Yani üreticilerin henüz o üstündeki maliyeti tam olarak tüfe tarafına yansıtmadıklarını gösteriyor. Şunu söyleyeyim. Bundan sonraki sürede yavaş yavaş maliyet kaynağında bir miktar daha geri çekilme, özellikle bu petrol fiyatları kaynaklı olarak görebiliriz ki bunu da yine hizmet sektörü üzerinde de görmeye devam edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii yani 80 dolarlarda şu anda dengelenen bir petrol görüyoruz. Tabii burada bir takım jeopolitik riskler var Rusya ile ilgili, Ukrayna ile ilgili. Dolayısıyla burası çok eğer alevlenmediği sürece en kötü ihtimalle bu 80 dolarlar civarında, hatta 82'nin altına inen petrol görebiliriz. Haliyle bu hem hizmet tarafına hem de genel ekonomide üretici fiyatları endeksi tarafına yansır. Fakat bir risk var maliyet tarafıyla ilgili, o da döviz kurları. Özlem Hanım biliyorsunuz son bir iki haftalık sürede orada bir 18.36 üstü, tarihi zirve üstü dengelenen 18.55'lerde olan kur görüyoruz. Piyasadaki hakim beklenti kurun son çeyrekte diğer dönemlere göre daha çok yükseleceği, volatilite daha çok yüksek olacağı, dolayısıyla yani resesyon fiyatlamaları kaynaklı olarak enerji emtiyada maliyet kaynağı ve üfe tarafında ve hizmet sektöründe de bu bence geçerli. Gerilemeyi bir miktar dövizdeki artış kompanse de edebilir. Dolayısıyla bu artışların ne yönde olacağı önemli olacaktır. Ama bir miktar sakinlik beklemek gerektiğini düşünüyorum ben Özlem Hanım. Hocam dediğiniz gibi bu veri böyle hiçbir zaman bir düşüş göstermeyecekmiş. Nitelikte ilerliyor. Yani gerçekten enflasyon geldi mi gitmek bilmiyor. Gel desiniz gelmiyor. Avrupa'da görmüştük. Getirememişlerdi bir türlü enflasyonu. Şimdi ise göndermek başlı başına bir nasıl diyelim büyük bir olay olmaya başladı. Peki ben yine yurt içi dinamiklerden devam edeyim. Dış ticaret dengemiz -11,19 milyar. Bu seviyeleri nasıl değerlendirmek istiyorsunuz? Ve buradaki hedeflerimizi de dikkate alarak yıl sonu beklentileriniz nelerdir? Tabii yani o tarafta işler çok iyi gitmiyor Özlem Hanım. Yani şuradan anlayabiliriz. Ağustos ayı gelen dış ticaret rakamı şu an tarihimizde gördüğümüz aylık bazda en yüksek artış. Ağırlıklı olarak yani şunu görüyoruz. %13 civarı, %20'nin altında ihracat artışı, %40'ın üzerine çıkan ithalat artışı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani şu an Türkiye ekonomisinin en temel sorunu dış ticaret itibariyle ihracatındaki azalma ve hatta daha da önemlisi ithalattaki artış. O zaman şu sorunun cevabını aramak lazım. Yani ithalatta neden böylesine güçlü bir artış var? Yani bunun en temel sebebi yeni ekonomi modeli. Yeni ekonomi modeli dış talebe, ihracata dayalı. Bizim de zaten dış ticaretle ilgili yapısal bir problemimiz var. İhracat yapmak istiyoruz ama daha fazla ithalat yaparak, yani ithalata bağımlı bir yapımız var. Dolayısıyla bu nedenle daha fazla ihracat yapabilmek adına güçlü bir ithalat talebi var. Buradan gelen bir güçlü ithalat etkisi var. Bence bir diğeri de şu, fiyat etkisi. Yine bu enerji emtia tarafında ve bir diğeri de döviz kuru tarafında güçlü yükseliş, fiyat etkisi. Yine ithalatın değer olarak, belki miktarsal olarak olmasa bile değer olarak artıran önemli bir etmen. Dolayısıyla ithalattaki bu iki çift etki nedeniyle geldiğimiz noktada 11.2 milyar dolarlık güçlü bir dış ticaret açığı görüyoruz. Biz şunu biliyoruz, Türkiye'de son 8-9 aylık sürede cari açık var ve onu öteleyen en önemli sebep dış ticaret açığı. Dolayısıyla her geçen gün bu artmaya devam ediyor. Yani işte Ocak-Ağustos ayına baktığımızda 75 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı vermişiz. Dolayısıyla bu bizim için olumsuz, yani her yönüyle olumsuz. Çok güçlü bir döviz talebi yaratıyor, kurları yukarı çeken bir etmen, dış finansman ihtiyacı çok yüksek. Hele ki artık dışarıda da finansal koşulların sıkılaştığı, borç bulmanın maliyetini giderek arttığı bir ortamda giderek artan dış ticaret açığı ve ona bağlı cari açığın artıyor olması elbette ki ekonomide başlı başına hiçbir şey olmasa bile CDS'i yukarı çeken,
işte kredi notlarımızı aşağı indiren, kur üzerinde baskı yaratan önemli bir etmen. Dolayısıyla bu şunun çok net göstergesi. Hani hep iktisatçılar veya ekonomistler şunu söylüyorlardı. Yani yeni Türkiye modeli yani amaçları ve işte kağıt üzerindeki niyetlerine baktığınızda oldukça halis niyetler. Fakat Türkiye ekonomisinin takım yapısal sıkıntıları bir de bunun üzerine işte pandemi sonrası resesyon senaryolarını koyduğunuzda çalışması çok mümkün görünmüyordu. Bana kalırsa geldiğimiz ve gördüğümüz Ağustos ayı dış ticaret rakamı Türkiye ekonomi modelinin neden başarılı olamadığının sonuçlarından biri diye düşünüyorum ben Özlem Hanım. Hocam çok küçük bir Avrupa yorumu almak istiyorum. Bir dakikalık bir süremiz var. Ben şimdi Avrupa verilerine baktığım zaman oradaki çift taneli veriler üfe rakamlarında ne dersiniz? Evet yani orası da çok şaşırtıcı değil Özlem Hanım. Çünkü neden? Avrupa'daki enflasyon neredeyse tamamı maliyet kaynaklı. Rusya-Ukrayna krizi kaynaklı olarak zaten tüm dünyada enerji emtia fiyatları artıyor. Tabii bu en çok Avrupa'ya etkiliyor. Çünkü neden? Rus doğalgazına, petrolüne en çok bağımlı olan bölge orası. Haliyle başta maliyet kaynaklı olmak üzere artışları görüyoruz. Özellikle Almanya'da da bu hafta yine çift taneli rakamı gördük. Aylık bazdaki artışlar son haftalarda oldukça yüksek. Neden? Çünkü son dönemde Rusya'dan gelen özellikle doğalgaz tarafında bir misilleme var. Yani biz enerji emtia dediğimizde hemen aklımıza petrol geliyor ama aslında petrol değil. Orada temel enerji dediğim şey doğalgaz üzerinden gidiyor. Dolayısıyla doğalgazda tarihi zirveler görüldü. Her ne kadar AB komisyonu ve devletler bazında enerji fiyatlarına tavan fiyat uygulama getirmesiyle bir miktar geri çekilse de hala doğalgaz fiyatları yüksek, kömür fiyatları hala yüksek. Bana kalırsa petrol fiyatları da bence resesyon fiyatlamasına göre hala güçlü diye düşünüyorum. Güçlü kalmaya da devam edecek diye bir beklentim var. Dolayısıyla piyasa şunu fiyatlamaya başladı Özlem Hanım. Çok ilginç. Özellikle bugün Çin'den gelen PMI bir de üzerine Euro bölgesinin çift taneli enflasyon rakamı gelince piyasa İngiltere Merkez Bankası'nın tahvil hamlesiyle beraber merkez bankaları bu işi beceremeyecekler. Ellerini, yüzlerini, gözlerini bulaştıracaklar. Evet, biz çok agresif gideceğiz. Enflasyonu masaya koyuyoruz deseler de hiç de öyle olmayacak. Enflasyon da kontrolden çıkacak. Resesyonda da bir miktar durmak zorunda kalacakları bence. Bir iki günlük sürede özellikle bugün bir miktar fiyatlamaya başladı diye düşünüyorum. Bunun en temel nedenlerinden biri de yine Euro bölgesinden gelen enflasyon rakamları. Piyasa şunu merak ediyor. Şimdi Euro dolar paritesi üzerinde gelen enflasyon bir baskı oluşturacak. Neden? Çünkü hem Lagarde hem üyeler diyorlar ki çok agresif geleceğiz. Agresif gelseler de acaba enflasyonu çözebilecekler mi? Bir, iki, çözseler de resesyonu bu ne kadar derinleştirecek? Piyasa bundan emin olmadığı için Euro dolarda istediğimiz fiyatlamaları göremiyoruz. Yani ECB'nin işi oldukça zor gibi görünüyor Özlem Hanım. En zor iş bence Avrupa Merkez Bankası'nın gerçekten. Çünkü aldığı kararların artık nasıl diyelim etkisi azaldı. Hem eksi faizden zar çıktı değil mi Filiz Hocam? Çıkmasıyla birlikte enstrümanları zaten sınırlı kaldı. Bir de diğer tarafta jeopolitik risk ve tehditler ülkeyi, daha doğrusu birliği zor bir noktaya, zor bir eşiğe getirdi. Ki kötü bir dönemden de pandemi sonrası dönemden geçince. Peki ben Asya bölgesinden de bahsedeyim isterseniz. Çin Eylül ayı bileşik PMI rakamları 50.9, önceki rakam 51.7 idi. Her ne kadar 50 eşiklerinin üzerinde de olsa Çin için 50'nin yani 51'in altında bulunuyor olması ne demek olacak? Dünyadaki ticaret döngüsünde hangi noktada olduğumuzu gösteriyor bize. Evet Özlem Hanım yani bugün Çin'den birkaç tane PMI verisi geldi. Bileşik PMI'lar, imalat evet. PMI'lar. Dolayısıyla genel olarak PMI'ları yorumladığımızda sizin de söylediğiniz PMI verisiyle birlikte genel olarak piyasa olumsuz fiyatladı. Yani Çin'de iki temel sorun var. Biri geçtiğimiz yıldan gelen gayrimenkul emlak sektörüyle ilgili problemler var. Bir de bunun üzerine Çin'in bu sene sıfır Covid vaka politikası nedeniyle çok sıkı kapanmaları gelince Çin'de işler çok daha kötüye gitti. Dolayısıyla her ne kadar hani geçtiğimiz hafta bir miktar daha açılmaları olsa da Çin bu işi çok toparlayamayacak gibi görünüyor. Zaten bu nedenle de gevşek para politikası uygulamasına devam ediyor. Gerçi bir miktar Amerika önden gidince son 1-2 ayda faiz indirmeyi bıraktı ama tabii maliye politikasıyla zaten piyasayı destekliyor. Ama o açıklanan paketler piyasa için çok da yeterli görünmüyor. Çünkü emlak gerçekten piyasasıyla ilgili ciddi bir sorun var. Dolayısıyla piyasa şu an şunu fiyatlıyor. Dünyanın ikinci amiral gemisi Çin ekonomisi. Oldukça önemli bir ekonomi. Dolayısıyla piyasa 2022 ve önümüzdeki yıl için hem işte Fitch'ten gelen rakamlara hem IMF'den gelen rakamlara baktığımızda Çin ekonomisinin beklentilerinin çok daha altında büyüyeceği kesin. Dolayısıyla bugün gelen zaten Çin'in PMI verilerini piyasa beklenti altı gördü. Genel yorumlama bu yönde. Dolayısıyla Çin beklenildiği gibi yılın ikinci yarısında çok da toparlanamayacak. Bu böyle görünüyor. Dolayısıyla orada da işler kötü.
Bana kalırsa bu böyle devam ederse Çin'in PMI verileri, yine işte ne diyelim sabit sermaye yatırımla ilgili veriler, bu resesyon fiyatlamasını dünya genelinde daha da güçlendirecek. Benim bu noktada şimdiki beklentim, Çin bundan sonraki önümüzdeki dönemlerde hem Yuan'ın dolar karşısında çok değer kaybediyor olması, hem de işte işlerin daha kötüye gidiyor olması faiz indirimleri sürecini bir miktar hızlandırabilir Merkez Bankası tarafında diye düşünüyorum ben. Biz hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere de. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Özlem Hanım. Sağ olun. Evet efendim, Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesini uğurladık. Şimdi bu hafta Borsa İstanbul performansı nasıldı? Gelecek hafta beklenen verilerle birlikte nasıl şekillenebilir? Hepsini bize Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan aktaracak. Üzeyir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi 3300 seviyelerinin haylice altına geldi BIST endeksi. 3030 ve 3050 seviyeleri çok konuşuluyor. Bu seviyelerde bir dengelenme olur ve kapanış olursa pazartesi günü herhangi bir siyah kuru olmazsa daha güçlü bir değişim aşağı doğru trendini başlatabilir deniliyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu haftaki gidişat gelmiş olduğu seviye teknik olarak nasıl yorumlanmalı? Haftaya gelecek olan verilerle nasıl bir baskı içinde olacak ya da fırsatlar var mı yok mu? Detaylarıyla dinleyelim. Buyurun. Evet, endeks tarafına baktığımızda aslında son iki haftadır çok da olağan olmayan bir piyasa hareketi söz konusuydu. Malum son zamanlarda bankacılık endeksindeki bu sert yükseliş, artık spekülasyon ötesine geçen hareketler, daha sonra bu satışların, alışların çözülmesi ve satışa dönmesiyle birlikte başlayan panikler Borsa İstanbul'da çok sert hareketlere neden oldu. Ve bu hareketlerin önemli bir bacağı da, hatta hareketin ana bacağı da vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki Eylül vadeli sözleşmelerdi. Eylül vadeli sözleşmelerde de bugün bildiğiniz üzere son işlem günü. Bugün uzlaşıya gidilecek. Vadeli sözleşmelerde long, yani yukarı yönlü uzun pozisyon olanlar hesaplarında bu pozisyonlara kadar, bir pozisyonu varsa karşında yüz üste olacak şekilde hesaplarında hisseleri bulacaklar ve o hisseler için hesaplarında nakit bulundurmak zorunluluğu oluşacak. Diğer taraftan da satmış olan, yani short kısa vadeli pozisyon almış olanlar da her bir hisse pozisyonu için 100 hisse açığa düşmüş olacaklar. Yani hesaplarında eksi bu hisse adedi bulmuş olacak. Onlar da bu açığı kapatabilmek için spot piyasadan hisse almak zorunda kalacak. Yani bir taraf elinde hisseleri bulacak, ya bu hisse için ek nakit getirecek ya hisselerini satmak zorunda kalacak. Diğer tarafta eksi olan hisselerini kapatabilmek için zaruri olarak spot piyasadan hisse almak zorunda kalacak. Son birkaç gündür bu duruma düşmemek için piyasa oyuncularının pozisyonlarını ayarlama, pozisyonlarını kapatma süreçlerini izledik. Bu da piyasadaki volatiliteyi arttırdı. Bugün gerçekleşecek uzlaşmaya kalacak işlemlerden sonra pazartesi ve salı günde biz bu pozisyonların kapatma süreçlerini görüyor olacağız. O nedenle yine bir miktar ayrışan volatil bir piyasa yapısını izliyor olacağız önümüzdeki günlerde. Yani çarşambadan sonra biraz daha bizim piyasamız artık bu vadeli pozisyonların etkisi altından çıkacak. Biraz daha gerçek potansiyeline dönüyor olacak. O nedenle evet, çarşambaya kadar biraz daha volatil bir piyasa, çarşambadan sonra ise biraz daha dengeli bir piyasa görme ihtimalimiz kuvvetli. Özellikle biz çarşambadan sonraki süreçte bu düşüşün de etkisiyle beraber finansalları kuvvetli gelmeye devam edecek şirketlere yönelik beklentilerin devreye girebileceği kanaatindeyiz. O nedenle de Borsa İstanbul'da açıkçası bu 3000-3050 buraların altındaki rakamları çok fazla beklemiyoruz. Yani önümüzdeki haftanın ortalarından itibaren sizin de bahsettiğiniz gibi yeni bir siyah kuyuyla karşılaşmazsak, siyasi, jeopolitik, ekonomik, yani ummadığımız bir sürprizle karşılaşmazsak normal şartlarda bu önümüzdeki birkaç gün içinde piyasanın dibini görüp daha sonrasında finansal beklentileriyle özellikle de sanayi endeksinin öncülüğünde yeni bir yukarı yönlü hareket görebiliriz beklentisindeyiz. Üzeyir Bey, aslında dediğiniz gibi portföylerde bulunan şu an krediyle işlemlerin hala dalgalanması, volatilitesini hissediyoruz Borsa İstanbul'da. Sanayi şirketleri, bankacılık zaten böyle ilerledi. Peki ikinci çeyrek bilançolardaki olumlu tarafın ağırlıklı olacağını ve 3030 seviyesinin üzerinde kalma ihtimalinin daha güçlü olduğunu söylediniz. Hangi sektörler, hangi hisseler
Portföylerde nelere biraz daha yer vermek gerekir? Bu açıdan da bir değerlendirme isteyeceğim sizden. Buyurun. Şimdi şöyle, yani bir süredir aslında bahsediyoruz bunu, ikinci çeyrekte de görmüştük. Şimdi üçüncü çeyrek finansallarında da özellikle gıda perakendeciliği güçlü kalmaya devam edecek. Çünkü bu sektörlerin hem esnekliği düşük, yani vatandaş gelir azalsa bile bunlardan vazgeçme lüksü yok. Zaruri ihtiyaçlar, ihtiyaç hiyerarşisinde de beslenme, gıda vesaire öncelikli adımlar. Önce bunları karşılamak zorunda. O nedenle gıda ve gıda perakendeciliği güçlü seyretmeye devam edecek. Bunlar hem reel anlamda büyümesini hem de enflasyon kaynaklı satış artışı ve net kar artışlarını bilançolarında gösteriyor olacak. O nedenle biz bu tarafı biraz daha ağırlıklı görmeye devam ediyoruz. Gıda perakendeciliği. Bununla birlikte enerji sektörü, ama özellikle yerli kömür ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere yerli kaynaklarla üretilen enerji şirketlerinde güçlü görünüp devam ediyor olacak. Zaten son günlerde yapılan, dün yapılan enerji fiyatlarındaki tavan fiyat revizyonları sonrasında bunu gördük. Özellikle yenilenebilir enerji ya da yerli kömür gibi kaynaklarla elektrik üreten, enerji üreten şirketler bir pozitif hareket gerçekleştirdi. Bunu bilanço döneminde de muhtemelen seyrediyor olacağız. Bankalar çok kuvvetli bilançolar getirecek ama açıkçası sonrası çok büyük risk bankalar adına. Çünkü şu an itibariyle baktığımızda, yani bugünkü gün kapanışıyla beraber tahminen 10 yıllık tahvillere baktığımızda 13'ler civarında bir fiyatlamayı görüyoruz. Bu fiyatlardan bir denge oluşacak. Ama sonrasında ben Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini düşünüyor olsam dahi orta uzun vade için bu düşük faiz oranları bankaların elinde tuttukları stokları da göz önünde bulundurduğumuzda aşağı yönlü potansiyel sınırlı, faizlerde yukarı yönlü risklerde ciddi zarar etme potansiyelleri oluşacak. Bu nedenle ben bankacılık endeksinde iyi finansallar bekliyor olsak bile biraz ilginin zayıf kalacağı kanaatindeyim. İkincisi de genel itibariyle bu son dönemdeki hareketlerin banka ağırlıklı olmuş olması nedeniyle de yatırımcı biraz bankalara mesafeli durmayı tercih edecektir, evet, bence. O da bankaları bir miktar baskılayabilir. Evet. Diğer taraftan petrokimyaya baktığımızda düşen petrol fiyatları, başta Tüpraş olmak üzere sektörde, Tüpraş, Aygaz vesaire gibi şirketlerde bir stok zararı oluşturma riski var. Bunun olumsuz etkilerini görebiliriz. Yine emtia üreticileri de ve ihracatçı şirketlerde de bir miktar hem euronun düşmüş olması hem emtia fiyatlarının düşmüş olması nedeniyle onlarda da bir miktar zayıf bir tablo görebiliriz önümüzdeki dönemde. Üzeyir Doğan, çok teşekkür ediyorum. Detaylarıyla aktardığınız Borsa İstanbul performansı ile ilgili beklentilerinizi bizlere. Üzeyir Bey'e de güzel bir hafta sonu dileyelim Gedik Yatırım'a. Şimdi kısa bir ara, sonrasında global piyasalarla buradayız. Global piyasalarla devam ediyoruz. Bu hafta Avrupa'dan, Asya'dan ve yurt içinde önemli verileri karşıladık. Haftaya da beklentiler var. Peki piyasa nasıl şekil bulacak? Riskli piyasalarda satış dalgası yine ağırlıklı mı seyredecek? Bize aktaracak şimdi Philip Capital Yurt Dışı Piyasalar Satış Müdürü Burcu Kıratlı. Burcu Hanım, hoş geldiniz. Söz sizde. Buyurun. Merhaba Hanım, Özlem Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Global piyasalarda kırıldağınlık devam ediyor aslında bakarsanız. Bugün Asya ile başlayacak olursam, Çin'de önemli bir veri vardı. İmalat PMI endeksi 50 sınır olarak kabul edilen rakamın altında 48.1 olarak açıklandı ve global resesyon risklerinin arttığına dair önemli bir sinyal daha oldu. Bu ham madde tarafı açısından da negatif bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta tahvil faizlerindeki yükselişler bir tarafta, diğer taraftan hafta sonuna doğru jeopolitik risklerin de arttığını şahit oluyoruz. Rusya için referandum haftası gibi Putin bugün Ukrayna sınırları dahilinde olan bölge için kararnameyi imzaladığı anda dört bölge için olası her Ukrayna saldırısının taktiksel nükleer silah risklerini de artırıyor. Diğer taraftan Avrupa'da enerji krizi bir yanda devam ediyor ve dün Almanya'da bugün Euro bölgesine enflasyon açıklandı ve rakamlar %10'a ulaştı. Dün yine Avrupa Ekonomik Güven Endeksi gelmişti. Bu da son iki senenin en düşük seviyesinde.
Avrupa sonrası bugün gün boyunca alıcılı bir tablo vardı ancak Amerika'nın açılmasıyla beraber biraz bu da eksiğe geçti. FED üyeleri aşırı şahin açıklamaları devam ediyor. Veri sitesine bir bütün olarak baktığımızda Amerika tarafında enflasyon risklerinin devam ettiğini görüyoruz ve haftalık işsizlik verisinin insan el seviyelerindeydi. Bu durum FED'in yakın vadeli hedeflerine basmasını da engelliyor. Bu da endeks fiyatlamasına aşağı yönlü baskı yaratmaya da devam ediyor. Hisse piyasasının kılıcı bir toparlanmanın ön şartı cari enflasyon verilerinde yükseliş hızının üstüne dair kanıt olması. Dün S&P yine gün içerisinde 2020'de gördüğü en düşük seviyeyi test etti. O yüzden bugün vadeli piyasadaki yükselişte biz tepki alışı olarak baktık. Daha sonra çekirdek PCE verisi 1003 beklenirken 1005 arttı. Yıllıkta ise %4.7 artması beklenirken %4.9 arttı. Hem veri sonrası hem de ana hisse endeksinin sunmasıyla beraber yine endeksler eksiğe döndüler. Açıkça belli ki yukarı her tepki satışla karşılanıyor ve piyasalar oldukça kırılgan. Dolayısıyla hala biz temkinli olmak lazım diyoruz. Kurumsal haberlerde ise Apple için Bank of America dün hedef fiyatını 185'ten 160'a indirdi ve Facebook tarihinde ilk defa 2023 yılında yıllık bazda istihdam artışı gerçekleştirmeyecek. Apple ve Facebook gelişmeleri global ekonomi için 2023'te de talep daralması beklentisine dair önemli sinyaller. Emtia tarafında OPEC'ten arzın azalması gerekli gibi yorumlar gelmeye devam ediyor. Global resesyon risklerinin arttığı bir ortamda arzın azalsa bile fiyatlamalar etkisi sınırlı olacaktır. Buradaki momentum da hala zayıf geliyor ve yukarı tepkilerin satış fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Altın ise 1650-75 konsolidasyon bölgesi ve uzun vadeli alım yeri demiştik. Bu hafta sonu jeopolitik risklerin artmasıyla beraber 1700'lere doğru hızlı bir hareket olabilir diye düşünüyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyorum Burcu Kıraatlı. Güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden sizlere. Sağ olun. Evet, global piyasalarla burada noktalıyoruz efendim gün sonunu ve güzel bir hafta sonu dileyerek kapatalım. Pazartesi günü yine 16.30'da görüşünceye dek. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.